Hilpor Samspor'un Antalya kampından hepinize merhabalar. Bugün yanımızda 3 tane efsane futbolcu var. Samspor'un bir dönemine damga vurmuş Celil Sağır, Serkan Aykut ve Cenk İşler'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugün biraz nostalji yapacağız. Eskilerden konuşacağız. Yıllar sonra yine üçünüz aynı kamptasınız ama bu kez futbolcu olarak değil, teknik heyetle scout ekibi olarak buradasınız. Önce senden başlayalım Celil abi. Neler söyleyeceksin yine bir kamp ortamı? Vallahi yaşanmışlıklar, geçmişte yaşanmışlıklar bir şekilde karşına çıkıyor. Güzel dostluklar, yapmış olduğun güzel başarılar, yapmış olduğun insanlara katmış olduğun mutluluklar yarın bir gün karşına çıkıyor. Bu anlardan bir tanesi. Bizim çok birikmişliklerimiz var, yaşanmışlıklarımız var hep beraber üçümüzün. Birazdan herhalde onları da dostça konuşuruz, böyle hem gülümseriz hem eskileri yad ederiz diye düşünüyorum. Evet. Ya tabii tekrar bir arada olmak çok gurur verici, hem de çok sevindirici bizim için. Çünkü senelerimiz beraber geçti, hep altyapıdan beri. Bayağı bir sene beraber oynadık. Sonuçta bir kardeş gibiydik. Ailemizi, yani birbirimizle, ailemizden fazla birbirimizi görüyorduk. Birbirimizin içindeydik. Yaşam tarzı olarak, arkadaşlık olarak, dostluk olarak. Hep bu böyle devam etti ve bugünlere kadar geldi. Tekrar bir çatı altında Samspor kulübünde bulunmak bizi gerçekten onur ve gurur veriyor. İnşallah bundan sonra da bu birliktelik devam eder. Artık futbolcu olarak değil de bir hoca olarak diyelim artık. Evet. Arkadaşlarımıza yön vermeye çalışıyoruz. Hocalarımız, başkanımız, yöneticilerimizle beraber. Hedefler belli biliyorsunuz tabii ki. Evet. İnşallah bunları bundan sonra hocalıkta da futbolculuğumuzda olduğu gibi Samspor'a bir şeyler katarak başarımızı devam ettiririz. İnşallah. Cenk abi. Evet, Celil'e Serkan'a katılmamak mümkün değil tabii. Yani bizler sadece Samsun'da değil, futbolunda önemli iz bırakmış eski sporcularız. Dolayısıyla hani memleketimiz olduğu Samsun ve Samsun Spor'da adımızın duyulduğu Türk futbolunda tekrardan uzun bir aradan sonra yine aynı çatı altında bir arada olmaktan ben de ayrıca çok mutluluk duyuyorum. Çok büyük keyif alıyorum. Çünkü biz futbol anlamında Serkan'ın da söylediği gibi altyapıda öncelikle, daha sonra da profesyonel diye birlikte tattık. Türk futbolunda isimlerimizin duyulduğu sezonlarda birlikte sahada formayı terlettik. Başarıların ve başarısızlıkların ortağı olduk. Dolayısıyla tabii zaman çok hızlı ilerliyor. Şimdi futbolculuk değil, daha çok işte hem hoca ekibiyle hem yönetimiyle tekrardan Samspor'un çatısı altında olmaktan ayrıca büyük keyif alıyorum. Ve dediğimiz gibi de işte Samspor'un tekrardan o eski günlerini, o şaşalı dönemlerini, Serkan Aykut'u, Celil Sağır'ı, Kaptan Ercan, işte bizlerin o eski ruhu tekrardan Samspor'a yansıtmak amacıyla tekrardan bir aradayız. İnşallah dediğim gibi bu yıl çok iyi, çok önemli bir yıl. Bu yılla beraber daha sonraki yıllarda Samspor'un hedeflediği Süper Lig'e çıkmaktır diye düşünüyorum. Evet, tabii bir döneme damga vurdunuz. Yine Başkan İsmail Uyanık döneminde. Yine İsmail Uyanık Başkan ve siz tekrar İsmail Uyanık ekibi olarak takımın içerisindesiniz. Celil abi, bu sezonu nasıl değerlendiriyorsun? 17 maç geride kaldı, ilk yarı bitti. Sezondan önce bu camiayı biraz değerlendirmek lazım. Şimdi İsmail Uyanık derken bir mücadelenin sembolü giriyor aklımıza. Yıllardır bir boşalan, onun konumunda boşalan mevkiye, boşalan başkanlık mevkine çok fazla sayıda başkanlar geldi geçti ama hala da İsmail Başkan konuşuyordu. Velhasıl tekrar geldi. Biraz önce de söyledim, mücadelenin sembolü bizim başkanımız. Samspor'da biz de biliyorsun beraberce birkaç sene program yaptık. Evet. 1-2 yıl program yaptık. Samspor'un hangi şartlarda mücadele verdiğini devamlı deklare ettik. Gerçekten Samspor son yıllarda markasına, armasına yakışmayacak pozisyonlarda oldu. Bir nevi işte en son arma, beraber konuştuk, arma ayaklar altına kaldı.
ayaklar altında kaldı. En önemli hedefim şu anda gelecek kişinin İsmail olması gerektiğini ve ilk önce hedefin spor değil, ilk önce hedefin bu armayı nasıl ayağa kaldıracağız diye böyle bir düşünceye sahiptim. Çok şükür şu anda görüyorsun. Önceden arma ayaklar altındaydı, şimdi insanların gözüne giriyor şu anda arma. Oyundan dolayı kendi adıma ben çok mutluyum. Şimdi 17 maçı şöyle deneyeceğiz. Biraz önce de söyledik veya önceleri deklar etmiştik. Gerçekten bilinmeyen bir ligdeyiz. Samspor tarihinde ilk defa bu ligde oynuyor. Enteresandır. Bu ligin en iyi oyuncularını seçtik aslında. Gerçekten tek tek sayarsanız. Hepsi kendi alanında, kendi mevkinde çok karakterli ve kaliteli futbolcular. İşte bizim sıkıntımız yabancı kontenjanı seçemiyorsun. Bu ligde yabancı oynamıyor. Bu ligde üstten kaliteli yerli futbolcuların gelme şansı da çok az. Mevcut ortamda en iyilerini almak hedefti ve biz mevcut ortamda en iyilerin en iyisini aldık. Onda kimsenin şüphesi olmaz. Bazı şanssızlıklar yaşadık içerideki maçlarda. Ama onu da dışarıda arkadaşlarımız telafi etti. Artık önemli olan başlangıçtı, bitiş nasıl olacak? İnşallah ikinci yarı gerçekten burada da çok güzel bir ortam var. Çok güzel bir hazırlık dönemi geçiriliyor. İnşallah ikinci yarı bu hedeflerimiz, yani bunu açıkça söylüyoruz zaten, şampiyonluk. İnşallah finişi güzel bitiririz. Kanaatim de öyle olacak konusunda. Ben herhalde arkadaşlarımızla en fikir olarak. Gerçekten çok güzel bir ortamda. Hazırlık maçlarında da çok güzel hazırlık maçları sonuçları aldık. Evet. Hazırlık maçı ölçü değil ama en azından bir veri veriyor insanların kafasında. Şu anda her şey olumlu. Maddi manevi her şey dört dörtlük. Biz de buraya moral amaçla geldik. Moral vermek için arkadaşlar. İnşallah hayırlısıyla güzel bitiririz diye düşünüyorum sezonu. İnşallah. Sen teknik heyetin içerisindesin. 17 haftayı değerlendirdiğimizde ligin ilk yarısını nasıl geçti sizin açınızdan ilk yarı? İkinci yarı neler bekliyor Samspor'u? Senin ağzından biraz dinleyebilir miyiz teknik heyetin içerisinde olan biri olarak? Tabii şimdi zorlu bir süreç olacağı kesindi. Neden? Çünkü Samspor sezon başı yeni kurulmuş bir takım. 17 transfer, yeni hocasıyla, yeni ekibiyle. Sezona bu ligde, işte hiç daha önce bu ligde hiçbir sezon geçirmemiş, bu ligin havasını çok fazla bilmeyen, zorlu deplasmanların olduğu bir lig, şartların kötü olduğu, işte statların, sahaların zaman zaman kötü şartlarda karşı karşıya geldiğimiz, tabii bunlar bir şey değil sonuçta. Netice itibariyle biz yeni kurulmuş bir takım olarak sezona kötü de başlamadık, galibiyetle başladık. Fakat zaman zaman tökezlediğimiz oldu içerideki maçlarda. Bunları telafi ettik, seri yakalamamız gerekiyordu, yakaladık. Yani yarıştan kopmamak adına önemli adımlar attık. Dediğim gibi yani biz bu ligde misafir olduğumuzu düşünüyoruz. Devre arası da zaten ciddi takviyeler yaptık. Bunun için de ikinci yarıya gücümüzü sahaya yansıtıp, yani varlığımızı kafada hissettirip, tabii ki rakiplerimize de saygı duyarak bu ligden direkt çıkmak istiyoruz. Bütün çalışmalarımız bu yönde. Evet. Kaptan, sen dışarıdan bir göz olarak Samspor'un ilk yarıdaki performansını nasıl görüyorsun? Tabii Celil ile Cenk benden daha fazla tecrübeye sahipler bu konu hakkında. Futbolcularla, maçlarla olsun benden daha çok önce kulübün içindeydiler. Ben son 2-3 hafta kala bu güzel ekibin, güzel ailenin içine girdim. Ama tabii ki dışarıdan da bir Samsunlu olarak, bir gönülden Samsporlu olarak dışarıdan izledim tabii. Dışarıdan gördüm, gerçekten çok farklı. Bunu içine girince de anlıyorsunuz zaten. Gerçekten çok iyi bir ekip. Zaten başkanın olduğu yerde her zaman başarı ve güzellikler hep ortada olmuştur. Evet. İlk planda olmuştur. Yine senelerden sonra geldi, başkan oldu. Bir ben böyle başarılı olarak görebildiğim, aklımda kalanlardan bir Menteş oldu. Bir de İsmail Uyanık diye, evet, Samspor'a damga vurmuş başkanlardan aklımızda kalan diye hissediyorum. Samspor tarihine gerçekten damga vurmuş. Çünkü başkanın olduğu yerde başarısızlık olmaz. Hep hedeflerini üst seviyeye taşımış. Hep böyle bizi en kötü durumumuzda bile
Galatasaray'a, Beşiktaş'a Celili Cenkibe'ni satmamak için uğraşmış bir başkanımızdı. Evet. Dik duran bir İsmail Yanık vardı ve hala dik duruyor. Onun hedefi bu sene değil, bu seneden sonra de 3 sene içinde de Süper Lig'e çıkmaktı. Yani bu seneyle beraber, evet, bir dahaki sene bu sene çıkıp PTT Ligi'nde de çıkıp 3. sene şampiyon olmak, Süper Lig'e çıkıp Süper Lig'de de gerçekten eskiye dönüp bizim yaşadığımız başarıları yaşayıp takımı Avrupa'ya şampiyonluğa oynatmak diye hedefliyor. Bunu da gerçekten söylerken gözlerinden görebiliyorsunuz, inanıyorsunuz. Onun o şevk, heyecanı, Samspor'a olan sevgisi, o başarılı hırsı, başarılı olmak için yaptığı hırsı bütün ekip olarak biz alıyoruz. Bizden önce de tabii ki futbolcular oluyor. Biz gördüğümüz ve başkandaki enerjiyi futbolcularımıza da yansıtmaya çalışıyoruz. Hocalarımız zaten görüyordur, birebir görüşüyoruz. Başkanı da görüşüyordur. Gerçekten Samspor taraftarı da burada olmayı hak etmiyor. Bunun da bilincinde hareket edip hedeflerimizi hep üst noktaya taşımak istiyoruz. Çünkü Samspor hep başarılara doymuş bir takımdı. Bu seviyede olmak gerçekten bize yakışmıyor. Bu taraftarımıza da yakışmıyor. Gerçekten benim dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla çok iyi de destek buluyorlar. Bundan sonra da olmaya devam edeceklerdir umuyorum. Çünkü hedefi gördüler. Daha fazla kitlendik hem ekip olarak, hem taraftar olarak, hem şehir olarak. Burada da onlara çok büyük pay düşüyor tabii ki, taraftarımıza. İnanarak, başararak, bu birlikteliği sağlayarak bir üst lige çıkacağımıza ben canı gönülden inanıyorum. Çünkü bunu yapamayacak bir kapasitemiz yok. Daha fazlası var. Dediğim gibi 2 sene sonra inşallah Süper Lig'de daha farklı konuları konuşmuş oluruz. İnşallah. Cenk abi, Serkan abi biraz önce bahsetti. Başkanımız bizleri büyük takımlara satmayarak hedef oynayan bir takım oluşturmak istedi diye söyledi. Bunu Mehmet Ali Çınar teknik direktörlüğünde senin, Serkan abinin, Emre abinin, işte İlhan Mansızlar'ın olduğu bir kadroyu, o dönem sizleri çok isteyen büyük kulüpler vardı. Ama hayır, bu sezon hedef şampiyonluk diyerek başkan kadroyu muhafaza etti. O sezonlardan biraz bahsedebilir misiniz? O sezon nasıl geçti Samspor adına? O dönemde neler yaşandı? Ya şimdi şöyle tabii, o dönemler Gaziantepspor olsun, Gençlerbirliği olsun, Kocaelispor olsun, yani kendi takımlarında ön plana çıkmış oyuncular Galatasaray'a, Fenerbahçe, Beşiktaş'a satılıyorlardı. Yani iyi bir bonservis ücretiyle transfer oluyorlardı. Bizde işte Serkan da bahsettiği gibi başkanımız efsane ismini almış. Yani Samsun'da, Türk futbolunda, yani bu anlamda büyük başkan olarak kendini kabul ettirmiş bir başkan. Dolayısıyla diğer kulüpler gibi değil, diğer takımlar olduğu gibi değil, kendi çok sevdiği Samspor'da bir hedefe ulaşmak için kendi değerlerini satmak yerine şampiyonluğa, kafaya oynatmak hep hedefinde ve bize de bunu vurguluyordu kendisi, yani inandırıyordu. O sene içerisinde bizim çok iyi bir jenerasyon yakaladığımız, çok iyi takımında çok iyi arkadaşların olduğu bir ortam vardı. Ve biz sanırım, herhalde yanlış hatırlamıyorsam, o sezonu 5. bitirdik. 5. mi, 4. mü? Yani kafada sürekli olduk. Ama tabii belki şöyle düşünüyorum, çok yıllar sonra şu zamanda bu takım olmuş olsaydı Süper Lig'de, hani VAR sisteminin olduğu dönemde belki oynamış olsaydık, belki biz direkt birinci olarak, şampiyon olarak çıkacaktık, evet, o dönemlerde. O dönemlerde biraz daha farklıydı yani. Dört büyüklerin çok kullandığı bir zamana denk geldik. Bizim başarılarımız. Kesinlikle. Yani onların lobisinin birazcık daha fazla oldu. Hakem oyunların biraz daha ön planda. Bu kadar yayın da yoktu. Televizyonda tekrar oynat. Geri sar, bir daha bakalım pozisyon ofsayt mı, gol mü, değil mi? Tabii statta o zaman 4-5 tane kamera vardı. Her maçta canlı verilmiyor. Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon maçları canlı veriliyor. Yani özellikle o maçlar hep canlı oynanıyordu. Evet. Ama diğer Anadolu takımının maçları canlı oynanmıyordu. Hani o görüntüler de zaten akşamları Erman Toroğlu'nun Şansal Büyükan'ın programında en fazla 1-1,5 dakika falan gösteriyorlar. Evet. Goller, 2 pozisyon, o kadar yani. Evet. Çok fazla şey olmuyor. Bir de maddi anlamda da çok büyük uçurumlar vardı. Onların 4'te 1'ine, hatta 6'da 1'ine falan oynuyorduk maddi açıdan. Evet. O zorluklara rağmen
bu başarıları elde ettik biz. Aynen öyle. Yani o zorluklara rağmen biz o sezon ciddi anlamda ses getirdik. Beşinci bitirdik. Galatasaray, Fener, Beşiktaş dediğimiz takımlar Samsun'a geldiği zaman yani öyle elini kolunu sallaya sallaya gidemiyorlar. Yani. Biz belki ilk yarım saatte, ilk yarıda falan maçın evet. çoğunu bitiriyorduk. Yani. Tabii çok iyi bir takımımız vardı. Cedi sağ olsun topu bizi taşıyordu. Biz de Serkan'la gol yapmak evet. için. Güzel yıllardı. Evet, kamp ortamları... Yani çok fazla konuşuyorsun, onun için arkadaşlar da biraz fazla sayıyorsun. Hayır, hayır. Sana soruyorum. Kamp ortamları sürekli antrenman belki sıkıcı olur ama keyifli yanları da vardır. Sizin üçünüzün kamp ortamları nasıl geçiyordu futbolculuk döneminde? O döneme dair bizimle paylaşmak istediğin, şu anda hatırladığın... Şu anda hatırladığım yoktu ama o zaman da çok keyifli geçiyordu. Şu anda da aynı keyifli geçiyor. Dün mesela gece 2.30-3'e kadar orada sohbet, anılar, sohbetler falan gırla gitti yani. Gülmekten yani yine yorulduk yani. Biz işin içinde yaşamışlıklarımız çok fazla var. Çünkü dediği gibi Serkan Cengiz, biz yıllarca beraber olmuşuz. Yaklaşık 12-13 sene bilfiil aynı kulüpte top oynamış insanlarız, yani futbolcularız. Onun için bizim çok fazla anılarımız var. Bunları zaten devamlı aklımıza geldikçe de söylüyorum. Ondan dolayı da bizim böyle bir konuşurken gülmeme şansımız yok. Bizim Cenk'te de inanılmaz şeylerimiz var. Askerlik anılarımız var. Ondan sonra başkanlarımız var. Serkan'la aynı şekilde var kulüpte. Biz dolu dolu yaşadık. Bizim belki artımız da şu olabilir. Bizim zamanımızda fazla teknoloji yoktu. Bir odaya bir hapsoluyorduk 9-10 kişi. Başladık sohbete. Yani akşama kadar aynı şekilde gidiyordu o sohbet. Arkadaşlık ondan belki ön planda. Şimdi bakıyoruz işte teknoloji diyoruz. Bunun gerçekten faydaları var ama futbolculara da zararları da olduğu bir gerçek. Çok fazla alternatif olduğumuz, çok fazla hatalar da yapıyor arkadaşlarımız. Ondan dolayı onları da aslında suç bulmamak lazım. Alternatifler çok fazla. Onları dizginleyecek olan da biz büyüklerimiz, hocalarımız, yöneticilerimiz, teknik heyet. Yani çok güzel anılarımız oldu. Onun zamanla aklımıza geldikçe yine söyleriz. Hem Serkan Aykut'u hem de Cenk işleri gol yollarında topla buluşturan bir isimsin. Yani biz topla buluştuk. Onlar da gol atmasaydı bizim de şeyimiz asist olmazdı yani. O kadar basit yani. Çok fazla pozisyon verirsin, pas verirsin, gol olmaz. Senin attığın ortanın hiçbir anlamı kalmaz. Onlar da çok iyi şekilde değerlendiriyorlardı. O çok önemli bir şey yani. Cedi'ye soruyorlardı. Gol atmayı mı, gol attırmayı mı çözüyor? Bence Celil'le Serkan'la Cenk'e gol attırmayı daha fazla seviyorum dedi. Kaleciyi geçerdi neredeyse, bize gol attırırdı. Kendi vurmaktansa. Farklı bir yapısı vardı, gol attırmayı çok seviyordu. Evet. İkinizi de bu anlamda çok besledi Celil Sağır. Celil Sağır'la ilgili bir hikayeniz vardır mutlaka. Onunla çok çok farklı hikayelerimiz var tabii ki. Şimdi hangisini anlatsak öbürüne haksızlık etmiş olacağımız için şimdi dün de çok anlattık da şimdi bir yerden başlasak gerisi gelecek de nereden başlamak lazım? Yani bir Intertoto maçı Danimarka'ya Brøndby maçıydı değil mi galiba? Yani o maçı deplasmanına giderken bir yanımız var. Onların asker anısı. Serkan da tabii dahil yani biz üçümüz askerliği birlikte yaptık ama Serkan bizden bir dönem daha erkendi. Önce kendisi burada şey alıyor. İzin kağıdını önce alıp gidiyor zaten. Biz ikimiz kalıyoruz, o bizden önce alıyor. Aynı gün alıyor ama biz umursamıyoruz o ara. Cenk'e paslıyoruz zaten. Cenk bu konularda çok iyi pas alıp devreye giren arkadaşımız. Yani deplasmana giderken izin kağıdı almanız gerekiyor askeriyeden çıkabilmeniz için. Serkan izin kağıdı... Ben şeydeydim, milli takım kampında. Milli takım kampında. Milli takım kampından geç geldi, oradan ben izinliydim zaten. Ben şeyden... Milli takım kampına 20 gün izin vermişlerdi. Ordu milli başarılı olursanız diye milli askeriyeden cevabı. Ben 20 gün izinliydim. Şimdi tabii havalimanı askeriye yakın birbirine. O zaman eski havalimanı yukarıda Esentepe'deydi. Biz de her zaman olduğu gibi otobüsle orada inip askeriyeden izin kağıdını alıp zaten yürüyerek havalimanına gidip takımla beraber İstanbul'a oradan da Danimarka'ya uçacağız. İşte Cil'de sordum dedim hani izin kağıdını alalım falan dedim. Buna da yok dedi. Gerek yok. Tarık abi halletti dedi. O zaman Tarık Daren'di. Tarık Kaptan. Tarık Kaptan galiba evet izin kağıdını halletti dedi. Gidebiliriz. Sıkıntı yok dedi. Öyle mi? Öyle. Tamam dedim. Devam ettik otobüste havalimanı. Uçağa bindik. Uçak havalandı. 10 dakika sonra pilot anons ediyor işte. Samspor futbolcularından Celil Sağır, Cenk İşler asker kaçağı olarak anons ediyor. Biz de o anda şoktayız tabii ki. Tarık abi kokpite girdi. O ara ne konuştular bilmiyoruz. Uçak devam etti. İstanbul'a indik. Aktarma
Danimarka'ya uçacağız. Celil telefonunu açmamış. O ara ben telefonumu bir açayım dedim. Acaba çağrım falan var mı falan diye. Açar açmaz komutandan telefon geldi bana. Celil ile Serkan da o ara şeyden, körükten uçağa doğru yürüyoruz. Komutan tabii ver yansın yapıyor telefonda. Bayağı bir... İzin kağıtlarını almamışlar. Şimdi yurt dışına uçuyoruz. Yurt dışına uçuyoruz. Siz benim askerliğimi mi yakacaksınız falan dercesine. O ara tabii oradan o ses... İşaret ediyor, telefonunuzu kapatın falan diye, uçağa binmek üzeresiniz falan diye. Komutanım telefonu kapatmak zorundayım deyip suratına kapattım telefonu. Ondan sonrası eyvah. Tabii biz maçı oynadık, döndük. Serkan ağzınıza istersen orayı çok komik anlatıyor Serkan. Devam. Ben de geldim izinliyim, Samsun'a geldik, maç bitti. Pazartesi günü de benim iznim bitiyor. Bunlar da ben askeriye de zannediyorum. Ben sabah içtima var, sabah her pazartesi gidiyorduk içtimaya. Gittim müştimaya, selam verdim, girdim komutan, tabur komutanı vardı. İşte ne yaptınız dedi, iyi komutanım dedik, işte iyi oynadık, geldik. Dedi arkadaşlarını merak etmiyorum, ne oldu ki dedim. Komutanım yani ne arkadaşlarım dedi, Celil ile Canki merak etmiyor musun dedi. İyi neredeler dedim, şey dedim işte normal şeye çıkacağız. İçtimaya çıkacağız. Dedi yok dedi sen dedi bir aşağı in dedi. Orada da bilirsiniz tabii askeriyede cezalanları disco diye bir yere atıyorlar. Oraya bir git de bir bak dedi arkadaşlarına. Allah Allah dedim. Neyse ben çıktım kapıdan bir gittim. İki kişilik ranza var. Böyle demir hapishane gibi demir parmaklıklar var. Bir baktım iki kişilik ranzada biri altta yatıyor. Biri üstte yatıyor kitap okuyorlar. Komutan atmış bunları diskoya. İkisi de kitap okuyor. Bir de karınları aç. Bana diyorlar ki ben çıkacağım tabii ben şehre iznim var. Ben görmüşüm kavurtuğunu bana diyorlar ki aşağıdan yemek getir çok karnımız acıktır diyorlar. Pide getir pide özledik. Pide yedik pide özledik falan diyorlar. Tabii orada ben bir şeyler konuşuyorum getirmedim tabii. Yani, espriyle alakalı. Siz dedim karavanaya talim dedi burada ceza. Benim de askerim ama ondan sonra beni de atacak. Öyle bir şeyi getirdi diye komutan da ondan sonra öyle güzel anılarımız da vardı. Bir de olayın enteresan şeyi o arada kitap bunlarda Cenk aşağıda yatıyor kitap okuyor Celil yukarıda Celil kitabının başlığı da şey hapishane anıları hapishane anıları diye kitap denk gelmiş ona getirtmişler dışarıdan şeye postacıya nöbetçi posta vardı. Tabii nöbetçi çavuşa sordu zaten. Dedi ki yani dedi ya canımız sıkıldı dedi. Gazete kitap yok mu falan dedi. O ara nöbetçi çavuş da getirdi. Dışarıdan getirdi iki tane kitap. Onun kitabı baktı falan baktı. Hapishaneleri falan dedi. Çavuşa baktı. Ulan dedi sen dalga mı geçiyorsun bende falan dedi. Çavuşa hapishane anılarını getirmişler onu okuyorum. Böyle gülmüştü. Sonra da Amasya'ya giderdik. O arada da Serkan bizden biraz daha erken başladığı için erken bitti bizde. Birkaç ay erken bitirdi bizde. Cenk'le ikimiz gene şeydeyiz. Amasya. O zaman geçici görev olarak Amasya'ya gidiyorduk. Amasya'dan Samsun'a devamlı günübirlik geliyorduk. Sadece Amasya'ya yatmaya gidiyorduk. Sabah içtima yapıp gidiyorduk. Ama bir gün yine ceza yedik herhalde. Tabur komuta o zaman buradan selam olsun. İsmail Arıcı Paşa vardı. Tuğ General. Bizi çağırmıştı gittik. Orada bir ceza mı yedik ne yaptık? Bize şey yaptılar. Tüfek teslim ettiler. Zimmetlediler. Ya tüfeğin boyu benim boyuma yakın zaten. Şimdi Cenk aldı tüfeği, Cenk böyle asker gibi duruyor tamam mı? Ben de aldım. Benimki de yerde sürünüyor tamam mı? O ara yürüyoruz bu tarafa doğru yukarı. Orası da Amasya'nın er yatağı da inanılmaz. İçeri giriyorsun Nizamiye'den. Şeye gidene kadar, koğuşa gidene kadar var ya en az 2-3 kilometre gidiyor zaten. Oraya yürümek de uzuyor. Biz aldık silahları, zimmetliler bize tüfekleri. Biz de koğuşa doğru yürürken önümüzden millet bağırıyor. Komutan geliyor, komutan geliyor filan. Ya biz selam vermesini de doğru düz bilmiyoruz ki. Bir elimde zaten tüfek vardı. Komutan geliyor. Biz hiç sabah yatarak böyle kafamızı çevirdik. Yukarı doğru gidiyoruz. Bizim selam vermediğimizi görmüş. Bir de arkada tüfekler var. Benimki sürtüyor yerde. 50 metre geçiyor bizi şey, jip. 50 metre ileride duruyor. Oradan birilerini çağırdılar. Söylüyorlar. Adam geliyor bize diyor ki. Tamam arkadaşlar siz tüfekleri verin. Sonradan öğreniyoruz ki tabur komutanı demiş ki bunlar kim? Bunlar demiş Samsunlu futbolcular falan. Lan bunlar tüfek taşımayı bilmiyor. Birbirlerine vuracaklar. Başımızı mı belaya sokacak? Bunlardan tüfekler aldık demiş. Öyle bir anımız var. İlk defa tüfeği orada aldık yani. Şimdi geldi aklıma. Cenk'in çok büyük bir bombası var.
Biz işte beraber takılıyoruz o zaman. İdman bitiyor, istirahatimiz var. Ondan sonra kafelere falan takılıyoruz. Ben askerim. Celil de asker herhalde. Tabii bir iki aylık askeriz biz. Cenk geldi. Almanya doğumlu. Almanya'dan buraya geliyor. Almanya'dan gelenleri paralı askerlikler bir ay yapıyorlar. Bu Cenk geliyor işte bizde kafa yapıyor. İşte diyor siz daha, biz daha iki aylık askeriz. Ben geleceğim diyor. 28 gün müydü? 29 gün. 21 gün askerlik yapacağım diyor. Siz daha hala 15 ay daha yapacaksınız diyor. 18 askerlik. Bizim 3 ay bitmiş. Neyse askerliği bitiriyor. 21 günde geliyor. Paşa paşa keyif yapıyor. Biz hala askeriz. Daha 15 ayda bizden sonra gidiyor. 21 gün yaptıktan sonra. Bir gidiyoruz evine. O zaman kız arkadaşı var. Kız arkadaşıyla daha uzun ömürler var. Annesiyle babası o zaman Almanya'da. Gülizar teyzeyle Muhittin amca. Bu tek kalıyor ilk sene. Bu tabii sevgilisi var o zaman. Hep bütün resimleri çerçeve ettiriyor. Duvarlara asıyor. Askerlik resimlerini bir foto şey yapıyorlar. Yani, fotomontajda bütün ikisinin resimleri böyle askerlik bu sanki çok büyük şey askerlik yapmış bir 20 gün yapıyor. Şeyleri asmış. Bak biz görüyoruz falan. Sinir oluyoruz tabii hala bizim askerlik devam ediyor diye. Neyse. Bir gün bir baktık şeyde jandarmalar geldi kulübe. Cenk işleri arıyorlar. Niye? Asker kaçar. Ya nasıl asker kaçar? Adam askerliğini yaptı. Bütün resimler mesimler duvarda. Meğerse bu Almanya'dan giriş çıkış yapmaları lazımmış. Hani temelli dönüşte. Giriş 6 ayda bir mi? Ya işte o dönem Almanya'da gözükmen gerekiyor. Yani normalde orada çalışanlar için bu bedelli askerlik. Ben orada gözüküyorum. Gözüküyor. Ama aynı zamanda Samspor'da oynadığım için yani böyle bir şikayet üzerine geldi, bu gerçekleşti. Hani Almanya'da doğdum, büyüdüm. Fakat oradaki haklarımdan dolayı ilk etapta bedelli askerliği hakkına sahip olduğum için yaptım bedelli askerliği. Ama o Samspor'da oynadığım için, Türkiye'de oynadığım için yani orada bir çelişki oldu. O yüzden de tekrardan askere aldılar. Yani 17 ayda yapmak zorunda kaldım. Ondan sonra bir geldik. Cenk işte işte giriş çıkış yapmamış 6 ay. Bu tabii biz bitireceğiz Cenk. Onun için bizde kafa yapıyordu. Dalga geçen Cenk. Ondan sonra 17 ayda 21 gününü tamamlamış. Onu saymışlar 17 ay daha yaptı. Askerlik yaptı. İsterseniz programın ilk bölümünü burada bitirelim. Daha sonra Samsun'a döndüğümüzde ikinci bölüm olarak aramıza belki Ercan abi de katılır. Sinan Yeşil de katılır belki. Daha keyifli bir ikinci bölüm olur. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bizimle güzel anlarınızı paylaştığınız için teşekkür ederiz. Buradan da Samsun'a selamlar. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Efsanelerle çok keyifli bir program oldu. İkinci bölümde inşallah Samsun'a yaparız. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.